Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün pek adetimiz olmadığı üzere güncel bir mesele üzerine bir parça konuşmak istedim. Mesele güncel ama tabii ki de bizim kadim değerlerimizle, itikadımızla, imanımızla, amelimizle ilgisi olduğu için biraz da çok konuşulduğu için, gündemlere ister istemez dahil olduğu için sarf-ı kelam etmenin faydası olur diye düşündüm. Önce yazayım dedim ama sonra dedim bir de video çekelim, belki yine bir yazıya dönüştürürüm. Mevzu Hakan Talha Alp'in Twitter'daki beyanları. Çoğunuz duymuşsunuzdur zaten, okumuşsunuzdur ne olduğunu. Öncelikle şunu söyleyeyim, elbette bir müminin böyle bir şeye uğraması, böyle bir imtihan yaşaması, böyle bir sapma yaşaması sevinilecek bir şey değil. Biz de üzülürüz, ne de olsa kardeşimizdir. Cenab-ı Hak İslam'a tekrar iade etsin diye dua ederiz. Zaten ben o günde ilk Twitter'da bu hadiseyi duyduğumda hemen onu yazdım yani. İlk mesajlarım bu yönde oldu. Cenab-ı Hak dedim zulmetini nura çevirsin, hidayete çevirsin, onu tekrar İslam'a iade etsin. Elbette bizim noktamız bu olmalı, ilk durduğumuz yer. Ya, çünkü bildiğim kadarıyla ben çok tanımıyorum kendisini, çok da takip etmedim ama Ebu Bekir Hoca ile yaptığı programları falan bir nebze biliyorum. O da Ebu Bekir Hoca'yı takip ettiğim için ilmihallerde bir parça onu da biliyorum yani konuştuklarını falan. İstikametli bir kardeşe benziyordu ama süreci ben bilmiyorum. Emareleri varmış ve en son bu son beyanlarına kadar mevzu geldi, olay geldi. Yani Cenab-ı Hak tekrar İslam'ı iade etsin, üzülürüz. Böyle gitmesin inşallah, akıbeti berbat olmasın, iyi bir şey değil. Söylediği şüpheler yenilir yutulur cinsten değil yani. Ona üzülürüz. Zaten İmam-ı Azam Hazretleri de oğlunu kelam ilmi, yani kelamla ilgili tartışmalardan men ederken biliyorsunuz bunu beyan ediyor. Yani biz diyor bu tartışmalar olduğu zamanlar biz kendimiz o konularla ilgilenirken diyor korkardık ki karşımızdaki itikadını tehlikeye atan bir şey söyleyecek. Ama diyor yeni nesillerde bu korku kalmadı. O yüzden diyor yani bu mevzulardan uzak dur. O da oğluna öyle bir nasihat veriyor İmam-ı Azam Hazretleri rahmetullahi aleyh. Biz de korkmalıyız yani. Çünkü kimse kardeşini kaybetmek istemez. Biz de kaybetmek istemeyiz bir kardeşimizi. Hele hele hocalık vasfını taşıyan, eğitimi de olan, ders veren bir kardeşimiz. Niye ziyan olsun, niye gitsin? Üzülürüz. Peki ne yapmak lazım? İlk başta acımak lazım. Onu hidayete çağırmak lazım. Nasihat vermek lazım. Ben bu konularda duruşum net yani şüphem yok. Onu ikna edebilen dostları varsa, istikametli dostları hidayete çağırmaları lazım. Şüphelerini gidermeye çalışmaları lazım. Ha peki Ahmet kardeş bunun sınırı olmayacak mı? Ha, elbette olacak. Nedir? Eğer artık karşı taraftaki duruşunu netleştirmişse, oradan bizim bu tarafa doğru atış yapmaya başlamışsa, ister istemez bu bizim nefsimizle ilgili bir mevzu değil. İslam'ın selameti söz konusu, akaidinin, imanın, amellerin savunulması söz konusu. Hani harem-i ismetin savunması bu. Biz de artık o noktadan sonra ona işte aramızdan kaybolmuş kardeş değil, hani muhatabımızmış gibi, rakibimizmiş gibi konuşmaya, cevap yazmaya başlarız. Herkes tabii kendi çapınca, ilmince yapar bunu. En başta dostları yapar yani. Zaten o insanlar da hassasiyet sahibidirler. Yani burada çizginin orada bir yerde olduğunu düşünüyorum. Tamam şüphelerini açıkladın. Hani bunu söylerken de şöyle diyor. Dürüstlük gereği olarak bunu yaptım diyor. Ama devamında da şey diyor. Derslerime etkisi olmayacak gibi bir şey söylüyor. Yani derslerime profesyonel yaklaşıyorum falan diyor. Etkisi olmayacaksa bunu söylemene gerek yoktu. Madem öğretmeyeceksin, satmayacaksın bu şüphelerini. Bence tutmalıydın içinde, o yolculuğu içinde yaşamalıydın. Fahşetmen iyi olmadı derim ben yani bizzat kendisini tanısam onu söylerim.
fahiş etmesi iyi olmadı. Bu dürüstlükle açıklanamaz. Dürüstlük gereği ise eğer bu söylediği şey artık karşı tarafa geçtim demek gibi anlaşılıyor bu yani. Yok hala serencemdeysen hani bir şeydeysen sorgulamadaysan falan o zaman açıklamasaydın o sorgulama içinde yaşansaydı daha iyi olur. Cenab-ı Hak settardır. Belki onu örtmen vesilesiyle hidayetini acele ettirirdi yani şüphelerini, düğümlerini çözerdi diye düşünüyorum. Tabii en iyi kendisi bilir yine. Nihayetinde oynadığı kendi hayatı. Buradan tabii şuraya geçelim. Akabindeki günlerde bu iş biraz şey oldu. Daha farklı bir renge büründü. Hani benim de hüsnü zannım suizanla dönüştü. Özellikle bu liberal kesim, ateist kesim. Biraz da böyle Müslümanlara vurmayı seven cinsten insanlar. Kur'an Müslümanlığı taifesini de ben bunun içinde sayıyorum. Onlar da böyle yani. Ne buradalar ne oradalar. Oradan birisi bu tarafa vurdu mu çok mutlu oluyorlar böyle hadis inkarcıları falan. Yeter ki ehl-i sünnete vursun. İslam'a da vursa önemli değil onlar için. Baktım ki şeye gidiyor bu mevzu. Hani irtidat sanki çok karizmatik bir şeymiş gibi. Gerçeği bulmak için illa bir dalalete düşmek lazım. İyi bir kafayı yemek lazım yaniymiş gibi. Bir övgüye dönüştü bu iş. Hayır arkadaşlar hiç bu çukura düşmeyelim. Arkadaşın yaptığı iş yanlıştır hocamızın yani hocamız diyorum ben yine. Yaptığı iş yanlıştır. O bunun övülecek bir tarafı yoktur. O akli bir sapma da değildir açıkçası. Yani İslam'ın akla cevap veremediği hiçbir yer yok. Ben size bunu Alevi kökenli bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yani ben de sorgulayarak bir süreci yaşadım kendi içimde, kendi dünyamda. Abi Ehl-i Sünnet dairesinin İslam'ın cevap veremediği hiçbir şüphe yok. Hepsine taş gibi cevabı var. Eksik ne peki? Müslümanların özgüveni yok. Müslümanın iki ayağı yere taş gibi basarsa her mevzusunu çatır çatır savunabiliyor. Çatır çatır, hiç hesap vermeden her şeyi beyan edebiliyor. Yani mantık çerçevesinde hepsini ortaya koyabiliyor. Ha karşı taraftaki hissesini alır almaz, beğenir beğenmez. O biraz karşı tarafla ilgili nasibi varsa alır. Ama onun dışında yani böyle durduğumuz yerden şüphe etmemize hiç gerek yok. O hocanın talebelerinin de hiç şüphe etmesine gerek yok. İslam haktır, izzetlidir. Gideni de aramaz yani. Hocaymış, şu kadar alimmiş, bu kadar bilgisi varmış da falan filan. Ya öyle bir arayışı yoktur. İslam izzetlidir. Nasıl onu yetiştirmişse onun gibi yüzlercesini de yine yetiştirir. Yere düşmez bu bayrak yani. Giden kendi zararına gider. İslam kayıp hissetmez. İrtidatın karizmatikleştirilmesi meselesi arkadaşlar. İrtidat da bir tür manevi intihardır. Nasıl intihar karizmatikleştirilirse toplumda yayılıyor. Bunu artık yani siyasiler, gazeteciler, sosyologlar, psikologlar hepsi kabul ediyorlar ve bunun için tedbirler alınması gerektiğini söylüyorlar. Hatta şarkı sözlerinde falan biraz böyle intihar şeyi oldu mu cezası var değil mi? Bunu yasaklıyorlar vesaire, dava açılıyor falan. Uyuşturucu için keza öyle. Bu açıdan irtidatın da karizmatikleştirilmesine karşı mücadele etmemiz lazım. Nasıl mücadelesi olur? Bir, öyle şey diye bakmayacağız buna. Vay hakikat yolculuğu çok büyük bir kafaymış. Vay be durduğu yeri bile sorgulamaya açtı falan filan. Abi neyi sorgulamaya açtın sen? Hani neyi sorguladın da cevabı yoktu? Neyin cevabını veremiyorduk da duramadın burada? Küçük görün ya hor görün bu. Çünkü arkadaşınız kardeşiniz olarak söylüyorum. Yok yani öyle bir şey. Biraz özgüvenle, biraz ayaklarınız yere bastığı zaman, biraz selefinize güvendiğiniz zaman, arkanızdaki mirasa güvendiğiniz zaman sizin dünyaya parmak sallayacak çok şeyiniz var. Dünyanın size parmak sallaması mühim değil yani. Siz durduğunuz yerden emin olursanız, durduğunuz kavramlara, tanımlara biraz özgüvenle bakarsanız her şeye cevabınız olduğunu, gücünüzün yettiğini, izahsız bir noktanın kalmadığını ha beğensinler beğenmesinler. Kendi dairenizde makul bir izah sahibi olduğunuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç şüpheye düşmeyin yani. Bu kim giderse gitsin. Bugün o gider, yarın başkası gider. Kendi hevasına gider yani. Tereddüde düşecek bir şeyimiz yok. Muhtemelen onun yolculuğunun da böyle bir tarafı vardır. Hani aklidir, çok felsefidir falan filan. O işin cilası oluyor genelde. Asıl arka planında daha hissi, hevesi bir sapma yaşanıyor. Ben böyle gördüm yani kendi tecrübelerimde de.
Hatta hiç unutmam, bir kursta ilahiyat öğrencisi bir arkadaşla beraber okuyorduk. Fakat şimdi ben Sivas'tan gelmiş bir adamım. Benim gözümde ilahiyat öğrencisi demek yarım hoca demek yani. Bu adam hoca olacak. Ama hareketleri falan çok rahat. Namazlarda falan zaten hak getire. Yani çok şey değil böyle. Kılarsa kılıyor, kılmazsa sallıyor falan. Bir gün ben buna dedim ya, yani sen ilahiyat okuyorsun. Bak geçmişinde İmam Hatip. Senin dedim biraz daha böyle davranışlarında ölçülü olman gerekmez mi? Yani bu tavrın hiç uygun değil yani. Normal insan bile, normal sıradan mümin bile bu kadar rahat değil yani. Bir de sen hoca olacaksın falan. Ya dedi, ben ilahiyat okuyorum diye hoca olmak zorundayım. Zorunda mıyım? Hoca gibi yaşamak zorunda mıyım? O zaman ben anladım ki ya bu sapma daha içeride bir yerde. Bu çocuk aslında olmak istemiyor onu. Ama kariyer gereği, işte meslek sahibi olmak için veya bir yerde ailesi onu oraya itmiş. Yani içinde olmayan, inanç olarak, iman olarak olmayan bir yola girmiş. Orada kariyer yapıyor. Ama bu kariyerin hakkı içinde yok. Dünya muamelatı gibi sanıyor bunu. Mühendis olmak gibi, işte kimyager olmak gibi, eczacı olmak gibi bir şey sanıyor. İçi başka, dışı başka, bu iş sürer sanıyor. Bu aslında eğitim sistemimizin de sorunu. Bu iş gönül işi biraz da, iman işi, kalp işi. Ona tam kanaat etmeyenin bu yola girmemesi lazım. Senin öyle sıkıntıların varsa ilahiyatta kariyer yapmaman lazım. Ha, yaparsan ne olur? İşte yaparsan bugün uğraştığımız şeyler çıkıyor karşımıza. Adam ilahiyat okuyor ama neredeyse peygamber gibi iddiaları var. Dini baştan yeniden yazacak sanki. Namazı istemiyor, orucu beğenmiyor. Hacca bilmem ne, ötekine başka bilmem ne. Yani sabah erken kalkan dinde darbe yapmaya çalışıyor. Öyle bir hale geldik bu ilahiyatçıların elinden. Tabii hepsini şey yapmayalım, iyi olanları tenzih edelim, ehl-i sünnete bağlıları, ama bu problemi de görmezden gelmeyelim artık. Avamı nasıl olarak biz dinimizi, imanımızı ilahiyatçılardan korur bir hale geldik yani. Her gün yeni bir şey, olmayan bir şey. Bir tane doktor, bir tane eczacı tıp ilmine dair olmayan bir ilaç açıklasa adamın ensesine çökerler, dünyadan sürerler yani. Adam her gün yeni bir şey çıkarıyor, söylüyor. Bakıyorsun asli esası yok, cezası yok, yaptırımı yok. Yani bu ülkede hakikaten Ebu Bekir Sivil Hoca doğru söylüyor. Dinin sahibi yok. Pekala, dedik ki karşı tarafa geçerse biz de ona parmak sallamaya başlarız. İnşallah geçmez. İnşallah bu bir şüphe olarak içinde kalır. Veya o tweetleriyle kalır mevzu. Fazla detaylanmaz. Ama iddia olarak buna girişirse, bunları yaymaya başlarsa dediğim gibi ona cevap vermek gerekir. O noktadan sonra acıma şeyi de biter. Yani İslam'ı üzerse biz de onu üzeriz. Yani öyle beyanlarda bulunursa biz de öyle beyanlarda bulunuruz yani. Müdafaa ederiz. Bu dinin sahibi devlet çıkmıyorsa da biz çıkarız yani. Peki. İhsan Şen Ocak Hoca'nın yazdığı hakkında konuşayım. Arkadaşlar, İhsan Şen Ocak Hoca, yani ne bileyim, alışık olmanız lazım. Hoca ciğerden konuşuyor ya. Ehl-i sünnet hocaların geneli içinde söylüyorum bunu. Mesela Ebu Bekir Sivil Hoca bir şey yazıyor. Aa, bunu nasıl yazdı falan. İhsan Şen Ocak Hoca bir şey söylüyor. Aa, bu nasıl üslup falan. Ya herkes sizin gibi kelamın belini kırmak zorunda değil. Hani siz bir sonuç cümlesi kurana kadar 40 kere çeviriyorsunuz lafı yani. Ay şu rahatsız olur mu, ay bu şey yapar mı falan diye. O adamlar öyle alışmamışlar. Maşallah ki alışmamışlar yani. Dik dik söylüyorlar, düşündüklerini söylüyorlar. Öteki tarafı yani anlamak için kullandığımız hüsnü zannın 1/40'ını da bir zahmet yani bu hocalarımızı, istikametli hocalarımızı anlamaya kullanalım yani. Ne bu böyle, hani fırsat bekler gibi İhsan Şen Ocak Hoca bir tweet atacak, dövülecek yani. Ben bekliyorum hemen, mesela bir şey yazdım hoca, tamam diyorum, bak bakalım buradan nasıl dövecekler. Ebu Bekir Sivil Hoca bir şey yazıyor, bekliyorum, diyorum ki bizim bu libe Müslümanlar, böyle liberal alışımlı Müslümanlar var böyle. Veya işte İslamcı ama modernist kafalı böyle. Tam da ehl-i sünnet falan bunları şey görüyor. Gelenek bunlar diye, eski mazi bunlar diye. Biz diye İslam'ı siyasette yeniden yazacağız falan böyle. Alımlı çalımlı genç yaşında coşmuş arkadaşlar var. Abi hoca bir şey yazıyor.
bekliyorlar yani, böyle pusuda bekliyor adam. Ben bunu nereden vururum diye. Aa, bir linç başlıyor ondan sonra. Bu da çok saçma. Çok saçma. İhsan Şinocak Hoca onu hamiyetinden yazıyor. Bir kıyaslama yapıyor ve benim gördüğüm o tweetinde yani bu işin karizmatik hale geleceğini, karizmatikleştirildiğini sezmiş. Takdir ediyorum, benden önce sezdi mesela. O tweet attıktan sonra ben olaya uyandım. Ne diyor? Orada bir kıyaslama yapmış. Diyor ki hani Necip Fazıl Kısakürek merhum, o senden daha çok bu felsefe işini biliyordu. O İslam'ı en son hakikatin kaynağı olarak gördü, geldi. Sen diyor yani bu işi şey diye satma bize diyor yani. Hakikat yolculuğu, işte doğruyu buldum falan filan, güneşi gördüm falan, böyle şeyler satma bize diyor yani. Doğru da diyor, dediğinde bir mantıksızlık yok yani. Ha işte kelamı çok kıramıyor, bizim gibi edebiyat yapamıyor, yapmasın. Mecbur mu? Biz öyle laf söylüyoruz diye herkes bizim gibi söylemek zorunda mı? Ben şahsen bu, ne diyeyim size, belki bir 6-7 senedir, 8 senedir çok kararlı oldum ama öncesinde de zaten bu şeydeydim, meşrepteydim ama yani 7-8 yıldır bunu kararlılıkla yapıyorum. Bir ehli sünnet istikametli hoca bir beyanda bulunursa, dine mugayir bir şey söylemedikten sonra ben onu savunurum. Ben onu anlarım, ben onun tarafında dururum. Niye X kişi, Y kişi, zaten hangi ideolojiden olduğu belli, niye onun tarafına geçeyim de bu hocayı döveyim? Dövmem yani, o benim hocam. Hatta bunda o kadar ilediyim ki, olabilir yani, bazıları ne oluyor, bir hoca Nurcuları sevmiyor veya Bediüzzaman'ı sevmiyor. Öyle bile olsa, genel duruşu ehl-i sünnetse, ben o hocayı da savunurum. Çünkü bizim hakikat mesleğinde ihtiyacımız olan gazete yazarı, şovmen, ne bileyim siyasetçi, bunlar sonra lazım olan şeyler. Bize önce hoca lazım. Hakikat ilminin nakledilmesi lazım. Ben onlara varlıklarını, zaten ahir zamandayız, sayıları az. Var olanların varlıklarını da, hamiyetlilerini de çok değerli görüyorum. Onların savunulması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi irtidat meselesi tehlikeli bir mevzu. Gençler arasında popülerleştirilmesine karşı çıkmak lazım. Kur'an da, sünnet de zaten onların bu yaptıklarını böyle, ulan vay be Firavun nasıl inkar etti, helal olsun. Veya işte Samiri, ulan nasıl akıl etti de o mücevherlerden put yaptı, helal olsun. Ne hakikat yolculuğu falan. Yani Kur'an böyle bir üsluplama anlatıyor bize onların sapkınlıklarını. Veya Belen bin Bağra'nın o Kur'an'ı çok bildiği halde, Kur'an diyorum pardon, Tevrat'ı, Allah'ın ayetlerini çok iyi bildiği halde Musa Aleyhisselam'a beddua edip dinden çıkmasını, Kur'an övüyor mu yani bunları? Hani ne hakikat yolculuğu, adam durduğu yeri sorguladı falan mı diyor? Öyle bir şey demiyor. Kur'an bize onların davranışlarının yanlışlığını, çirkinliğini hatırlatıyor. Bizim de bu şeyleri çirkin ve yanlış olarak anmamız lazım. İnsanları bundan soğutmamız lazım. Takdir ederek popülerleştirmememiz lazım. Dikkatli olmamız lazım yani. Bu noktada ben İhsan Şinacok Hoca'nın tavrını hiç de yanlış bulmadım. Ha işte kelamı çok kırmıyor hoca. Onu da kıranlar doğru anlasın, doğrusunu yazsın yani. Üslubu nasıl oluyorsa onu İhsan Şinacok'tan ateşe alsınlar, işaret fişeğini alsınlar, düzgün şekilde onlar yazsınlar. Becerebiliyorlarsa. Yoksa hocayı dövmek marifet değil. Evet. Bu notlarımda bunlar var. Bir de bugün, asıl mevzu buradan çıktı zaten bu programı çekme kararım. Bugün Ümit Şimşek abinin Mesnevi Nuriye tercümesini okuyordum. Sanki gündemle alakalı, yani bu mevzuyla alakalı birçok bahis peş peşe geldi. Onlardan birkaçına böyle konuşmak istiyorum, atıf yapmak istiyorum. Mesela onlardan bir tanesi. Hani biz diyoruz ya, adam felsefeyle ilgileniyor yani, felsefe hakikatin kaynağı gibi böyle falan, böyle bir şey var kimilerinde. Bak adam felsefeye girdi, İslam'ın hatalarını buldu falan. Öyle mi? Bakınız, Katre Risalesi'nde birinci nokta. Yine gördüm ki felsefe ilminde ziyade meşguliyet hastalığın fazlalığı nispetindedir. Tıpkı hastalığın artması akli ilimlerle meşguliyetin fazlalığı nispetinde olduğu gibi. Nasıl akli ilimler kalbin hastalıklarına yol açarsa,
manevi hastalıklar da insanı akli ilimlere sevk eder. Gördüğünüz gibi Bediüzzaman Hazretleri öyle felsefeyi çok da hakikatin kaynağı falan filan demiyor. Asıl diyor kalplerindeki marazdan dolayı oraya kaçıyorlar diyor. Yani o kalbin verdiği cevap onları tatmin etmediği için aklın vereceği kaçak köçek yollara diyor temayül gösteriyorlar. Biz peki felsefeyle niye meşgul oluyoruz, okuyoruz bazen öyle eserler? Doğrusu ben İslam'dan gayrısını bulmak için okumuyorum. Doğrulayan yeri varsa kullanabilirsem onun için okuyorum yani. Yoksa orada başka bir hakikat bulacaksam kalsın o hakikat orada yani. Benim öyle bir hakikate ihtiyacım yok. Zaten öyle bir hakikat de yok bence. Evet. Başka ne bahisler var burada bakalım. Yine denk gelen. Mesela şurası. Diyor ki Üstad Hazretleri. Bu da yine Katre Risalesi'nin ikinci remizinden. Karanlıklar içinde seyahatimde Peygamberimizin sünnetlerini yıldızlar ve lambalar şeklinde gördüm. Her bir sünnet ve şeriatın her bir hükmü zulmetli ve dalaletli hadsiz yollar arasında parıl parıl parıldıyordu. Sünnetten sapmak ise insanı şeytanların oyuncağı, vehimlerin bineği, korkuların meydanı, dağ gibi yüklerin hamalı yapıyordu. Halbuki sünnete tabi olsa bütün bu yükleri ona devredecekti. Hem sünnetleri semadan sarkan ipler şeklinde gördüm. Bu Ener Risalesi'nin de ahirinde vardır yine bu bahis. Onlardan bir parçasına olsun tutunan yükselir ve saadeti bulur. Yine gördüm ki sünnete muhalefet edip de insanlar arasında geçerli olan akla itimat eden kimse, semavi sebeplere arzi vesilelerle ulaşmaya çalışan kimseye benzer ki, ya haman ibni li sarha. Ne demek bu? Ey Haman, bana bir kule yap ki yol bulayım, göklere giden yollara çıkayım da Musa'nın Tanrısına ulaşayım. Mümin suresinin 36. 37. ayetlerinin meali bu okudum. Bu ayet de, yani bu ifade de oradan. Ya Haman ibni li sarhan ifadesi de oradan. Diyen Firavun gibi ahmaklaşmıştır. Yani Firavun ne yapıyor? Allah'a sanki o şeyle ulaşacak, yerdeki vesilelerle ulaşacak, taşla toprakla çıkacak, ulaşacakmış gibi düşünüyor. Felsefe de biraz böyle diyor üstad. Yani akli ilimlerle Allah'a ulaşmaya çalışan yüzeyle uğraşıyor, derinlikten mahrum kalıyor. Bir yer daha okuyayım buradan. Burada da mesela soruyor ki, sual nasıl oluyor da bu kadar kolaylığıyla beraber iman terk ediliyor ve bu kadar güçlüğüne rağmen küfür kabul görüyor? Cevap, küfür kasten kabul edilmiyor. İnsan kötü heveslerinin peşine düşüp oraya kayıveriyor. İçine düşüp ona bulanıyor. İman ise kasten kabul edilip kalbe yerleştirilir. Yani zaten arzuları, işte o benim anlattığım şeyde olduğu gibi, ya hoca gibi yaşamak zorunda mıyım demesi, o ilahiyatçıyı sürüklüyor zaten. Adam hayatını din haline getirmeye başlıyor. Dini hayatı kılamadığı için inandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanırsınız. Ona dönüşülüyor bu iş. Bir de şurayı okuyayım. Bu da 14. remiz Katre Risalesi'nden. İlem, nefis kendisinden daha küçük veya daha kıymetsiz şeylerin Halık'ın kudret elinden çıktığını itiraf ve tasavvur etmek istemez. Bakın çok önemli. Nefis kendisinden daha küçük veya daha kıymetsiz şeylerin Halık'ın kudret elinden çıktığını itiraf ve tasavvur etmek istemez. Kendi rububiyet dairesini muhafaza etmek için, sadece kendisinden yukarıda olanı Halık'a verir, aşağıda olandan ise gaflet eder. Onun için, bu cümle çok mühim, onun için nefis kendisini her şeyden küçük veya hiçbir şey olarak görmedikçe, dalaletin içimizde dayandığı direk, onun için nefis kendisini her şeyden küçük veya hiçbir şey olarak görmedikçe, bir nevi ilahsızlığa veya şirki hafiye meyletmekten kurtulamaz. Çünkü kendisine de bölge istiyor. İslam'ın o bölgeyi vermiyor. Çıkacak mecburen şeyinden, hani
mecburen dediğim o hevesinin, hevasının mecburiyetinden. Arsa istiyor, İslam vermiyor. Arsayı almak için İslam'ı terk ediyor. Gibi. Bir de şu 15. remiz, bu aslında 2. lemada derin izahı bulunan bir mevzudur ama burada kısaca bahsedilmiş. Onu da okuyayım ve bitireyim bu bahsi. 15. remiz, İ'lem. Vazifesindeki tembelliği sebebiyle nefis, kendi üzerinde bir gözetleyenin bulunmasını istemez. Saklanmayı arzu eder. Onun için pek çok defalar malikinin yokluğunu düşünür. Böylece hürriyetine kavuşacağına inanır. Önce bunu temenni eder, sonra ümit eder, sonra mülahaza eder, sonra tasavvur eder, sonra malikinin yokluğuna inanır. Sonra da dinden fırlayıp çıkar. Halbuki o hürriyetin, rahatın, mesuliyetsizliğin altında ne müthiş ve yakıcı felaketlerin, ne hazin ve elim yetimliklerin yattığını bir bilse, en küçük bir meyil şöyle dursun, ya ondan kaçar, teberri edip tevbe eder veya ızdırabından ölürdü. Evet arkadaşlar, Mesnevi Nuriye'de dikkatimi çeken bahisler de bunlar. Bunlar böyle peş peşe gelince, gündemle de ilgili olunca bu bahse küçük bir ders gibi bir şey açalım istedim. Üzerine bir parça konuşayım istedim. Tabii öncelikle bu konuda konuşması gereken hocalarımız, onların dediğine tabiiz. Biz kimiz ki? Yani bizim ilmimiz de yok. Okumamız da az. Fakat madem sözümüz merak ediliyor, işte bizim sözümüz de böyle bir şey. Doğru varsa alınız, yanlış varsa atınız. Ama dediğim gibi burada irtidat meselesiyle Hakan, Talha, Halp'in mevzusu birbirinden bir parça ayrılmalı. Bizim irtidadı hiçbir şekilde, hiçbir surette, hiçbir şablonla yiyip yutmamız mümkün değil. Beğenmemiz, sevmemiz, kabul etmemiz mümkün değil. Hele takdir etmemiz hiç mümkün değil. Burada bu tuzağa düşmeyelim. Kim çıkarsa çıksın, yarın başka birisi de olabilir. Biz bu şeyi yemeyiz yani. Üzerindeki paketine kanıp, janjanına kanıp, o ambalajın altında bu acıyı yemeyiz. Onu reddederiz. Ha, Hakan Talha Alp yarın tekrar döner İslam'a. Belki bu geçici bir süreçtir. Belki Cenab-ı Hak onu tekrar hidayetiyle şereflendirir. Ne mutlu. Ama dönmezse de İslam izzetlidir. Giden kimseyi aramamıştır, onu da aramaz. Kimse İslam'ı, Allah'ı minnet altına alamaz. O Kur'an'daki ayette de biliyorsunuz, bir bazı Arap kabileleri Efendimiz'e demişler. Hani biz çok savaşçıydık, biz kendimiz Müslüman olmasak sen bizi Müslüman edemezdin falan filan gibi böyle bir şeyler söylemişler. Ayet de uyarıyor. Hani onlar diyor seni minnet altına almak istiyorlar. Akılları varsa diyor onların diyor Allah'a borçlu olması lazım, minnet duyması lazım. Yani İslam şereftir. Siz kimsiniz ki İslam'a şeref katasınız? İslam'ın kimseye o açıdan bir borcu, kimseden bir alacağı, kimsenin takacağı rütbeyle yükseleceği bir yer yok. Zaten yüksekliğin zirvesinde Müslümanlar olarak böyle hissetmekten hiç kaçınmayalım. Hiç eyvallah etmeyelim yani. Ayaklarımız yere sağlam bassın. Bu İslam elhamdülillah 14 asırdır zaten nurunu yaymış. Kendini rüştünü ispat etmiş. Bütün alemi ışıklandırmış. Herkes kendi kara tarihine baksın. Kara defterine baksın. Ondan sonra konuşsun yani. Hakan Talha Alp de inşallah İslam'a döner, şüphelerinden kurtulur. Dönmezse de aramayız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.